devleti yöneten şunu söylüyor. FETÖ'ye dönüyor. Ne istediniz de vermedik diyor. Her istediklerini verdiler. Her istediklerini. Peki kardeşim, FETÖ'nün her istediğini verdin. Ne istediniz de vermedik dedin. Peki bu ülkenin çiftçisi istedi vermedin. Emeklisi istedi vermedin. İşsizi istedi vermedin. Taşeron işsizliğini vermedin. Memuru istedi vermedin. Ama FETÖ ne istediyse apar topar hepsini verdin. Sen vatansever değilsin kardeşim. Bunu yapanlara vatansever denmez. Kendisine çok açık ve net çağrı yaptım. Onun diliyle çağrı yaptım. Dedim ki kardeşim sen ötek değilsen, korkak değilsen, cesursan çık karşıma, oturalım, konuşalım. Çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Ben de adım gibi biliyorum ki çıkamaz. Ama şu konuda görüş birliği içinde olacağız. Biz hep birlikte kimliğimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ülkenin hangi bölgesinde yaşıyorsak yaşayalım ve yaşam tarzımız ne olursa olsun hep birlikte adaleti savunacağız. Hep birlikte hukuku savunacağız. Hep birlikte yaşamayı savunacağız. Demokrasi faydasında hep birlikte buluşacağız. Demokrasi faydasında. Görüşlerimiz farklı olabilir ama demokrasi istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Hukuku ve adaleti istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için ortak mücadele edeceğiz. Dolayısıyla ilk hedefimiz nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk hedefiniz Akdeniz'dir demişse artık bizim de bu ülkenin bütün insanlarına sesleniyorum. 80 milyonuna sesleniyorum. İlk hedefimiz hak, hukuk ve adalettir.